Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri'de gerçekleşen belediye başkanları çalıştayının son gününde değerlendirmelerde bulundu. Erken seçim taleplerini yenileyen Torun, CHP'li belediyelerde kara kış fonu kurulduğunu söyledi. 3 günlük belediye başkanları çalıştayımız sona erdi. Cuma sabahı başladığımız çalışmalar bugün itibariyle bitirdik. Önce saha çalışmalarıyla başladı belediye başkanlarımız. Ardından dün belli bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bir masa başı toplantılarıyla hem kara kış fonu konuştular hem diğer sorunları konuştular. Bugün de gene çok farklı konularda bilgilendirilme yapıldı. Ve biz 5 maddede sonuç bildirgemizi açıklıyoruz. Birinci madde siyasi iktidarın politikaları ülkemizi ağır bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Vatandaşlarımız derin yoksullukla mücadele ederken giderek daha fazla hane sosyal yardımlara muhtaç hale gelmektedir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kara kış fonu kurulması çağrısında bulunmuştu. Ancak siyasi iktidar bu öneriyi dikkate almamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ise vatandaşlarımızı yalnız bırakmamış, kara kış fonu belediyelerimizde hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 3 Kasım 17 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 472 bin haneye toplamda 216 milyon 228 bin lira tutarında destek sağlanmıştır. Çalıştayımızda kara kış fonu kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, ihtiyaç sahiplerine verilen desteklerin yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılması konusu karara varılmıştır. Siyasi iktidar ikinci maddemiz değerli arkadaşlar. Siyasi iktidar yerel yönetimlerden devlet kaynaklarını partizanca kullanmakta, birer kamu kurumları olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yapmaktadır. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteklerin neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Bunun yanında belediyelerimiz il bank ve kamu bankaları kredilerinden adaletli bir şekilde ayrıca tüm belediyelere eşit destek vermek amacıyla kanunla kurulan ve bütçesinin yarıdan fazlası Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının tamamına yakını da sadece Cumhur İttifakı belediyelerine ayrılmaktadır. Belediyelerimize yönelik tüm bu adaletsiz uygulamaların takipçisi olacağımızı ve her türlü siyasi, hukuki ve demokratik hakkımızı da kullanacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Evet, üçüncüsü değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşa hizmet götürürken iktidarın sayısız engellemeleriyle hukuksuz soruşturmalarla karşılaşmaktadır. İktidar temsilcileri tarafından son dönemde yapılan açıklamalara bağlı bu hamlelerin devam edeceği anlaşılmaktadır. Çalıştayımızda tüm bu tehdit bugüne kadar önüne çıkarılan tüm engelleri halkımızla birlikte aşmıştır ve aşmaya da devamdır. Yerel yönetimlerle ilgili dördüncüsü değerli arkadaşlar, yönetimlerle ilgili yasal düzenleme anayasanın 127'de tarif edilen çerçeveyi kapsamadığı açıktır. Belediyeler tarihi ve mali açıdan pek bir sorunla karşı karşıya bırakılmıştır. Son dönemde yürürlüğe konulan yasal düzenleme ile de belediyelerin pek yetki ve gelirleri ellerinden alınmıştır. Yerel yönetim kanunlarının anayasamızda öngörülen yerinden yönetim ilkesinin uygun hale getirilmesi ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen yasal düzenleme çalışmaları diğer siyasi partileri de kapsayacak şekilde genişletilecek, konuyla ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak kanun teklifi hazırlanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır. Beşincisi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde vatandaşlarımız hem nefes almış, hem ucuz ve etkin hizmetlere erişmiş, hem de sosyal yardımlara ulaşır hale gelmiştir. Belediyelerimizde ortaya konulan yönetim
iktidarın beceriksiz yönetimiyle kıyaslandığında ortaya çıkan fark tüm vatandaşlarımız tarafından da açıkça görülmektedir. Bu kapsamda belediyelerdeki yönetim kurulusunun ülke geneline yayılması, anlayışa son verilmesi, kamu kaynaklarının toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasının önündeki tek engel, iktidarın sorunlu yönetim anlayışıdır. Belediye başkanları çalıştayımızda da vurgulandığı derin yaraların bir an önce sarılması amacıyla mümkün olan en kısa sürede genel seçime gidilmesi ve milletin kararına başvurulması artık bir zorunluluktur. Evet değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sonuç bildirgemizi de 5 maddede bu şekilde açıklamış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum.